Bugün, Yaşamın Odağı ve Şükran, başlığıyla Tanrı'nın sözünü inceleyelim. Çok fazla düşünmeden, kendimizi bazen sinirlendiren, bazen üzen ve bazen de olumsuz düşünceler barındırmamıza neden olan durumlara karışmış buluruz. Bu konuyla ilgili olarak, bugün Tanrı'nın birçok öğretisi arasında, hayatlarımızı şükran odaklı yaşayalım, mesajını paylaşmak istiyorum. Sabah uyandıktan sonra, odağınızı öncelikle şükran üzerine ayarlayarak günlük yaşamlarınızı yaşamaya çalışın. O zaman üyeler dinlemesi biraz zor olabilecek seslerle konuştuğunda bile minnettarlığa odaklanırsak, sözleri nezakette kabul edilebilir. Ce ya’ndan hayatımızı şükran odaklı yaşamazsak, beklenmedik durumlar bizi sinirlendirebilir ve üzebilir. Ancak zaman geçtikçe, neden böyle davrandım, farklı davranabilirdim, diye düşünürüz. Kendinizi sık sık bu şekilde düşünürken bulmuyor musunuz? Bu nedenle, hayatlarımızı her zaman şükran odaklı yaşarsak, müjdeciler vaaz verirken her zaman Tanrı'ya karşı, tanrı karşı dolup taşan şükran ve sevinç yaşayacaklar, İşçiler işyerlerinde bile kendilerini şükranla dolu bulacaklar ve öğrenciler okullarında kesinlikle sayısız şükranla karşılaşacaklar. Baba ve anne olmasaydı, bu dünyada yaşarken şükredecek bir şeyimiz olur muydu? Evrendeki dünya, var olmasaydı bile, hiçbir fark yaratmayacak olan çok önemsiz yıldızlardan sadece bir tanesidir. Ancak, Göksel Baba ve Anne, günahlarımızı bağışlamak için bu dünyaya geldi. Tanrı, kutsal kitabın tüm kehanetlerine göre kurban vermekten ve hatta ölmekten çekinmedi. Bazıları Tanrı bize şükretmemiz için neyi verdi diye sorabilir. Onun bu dünyaya gelişi şükran için bir nedendir. O gelmeseydi bile cennetteki işi duracak mıydı? Hayır, durmazdı. Yine de bizi önemsiz görmeyip değerli olarak görerek cennetteki görkemli tahtını geride bırakıp bu dünyaya geldi. Bu kendi içinde son derece minnettar olduğumuz gerçekten şaşırtıcı bir eylemdir. Ayrıca, günahlarımızı üzerine aldığı için yarattıklarının sert alaylarına ve zulmüne maruz kaldı. Bu tür rahatsız edici koşullarla ve ortamlarla yüzleşmekten çekinmedi, tıpkı kırkıcıların önünde sessiz bir kuzu gibi sessizce o yolu bizim adımıza yürüdü. Lütfen sürekli olarak baba ve annenin hayatlarını düşünün. Tabii ki çevremizdekilere minnettar olacak çok şey var. Yine de baba ve anneye şükranlarımızı sunmayı asla unutmamalıyız. Bu yüzden Kutsal Kitabı her okuduğunda Davuta gerçekten saygı duyuyorum. En küçük konuda bile Davut şöyle dedi, Yaratıcı Tanrı'ya şükredin. Onu övün. Davut'un tüm işleri arasında en çok bulabileceğimiz şey şükrandır. Gerçekten imleniyorum. Çünkü Davut'un hayatı her zaman kolayca şükranla doldurulabilecek bir hayat değildi ihanete uğradığı için kovuldu ve hayatı tehlikedeydi. Bir kral olarak esenlik ve dinlenmenin tadını çıkarmak yerine bu tür acılardan geçmesine rağmen, Davut her zaman Tanrı'ya şükretti. Gökleri, yeri ve içindeki her şeyi yaratan Tanrı'ya şükrediyorum. İsrail'i Mısır ordusundan kurtardığı için Tanrı'ya şükrediyorum. İsrail'in Kenan diyarına girmesine izin verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Davut her zaman her şey için Tanrı'ya şükrederek hayatını yaşadı, bu yüzden Tanrı her zaman, Davut benim yüreğime göre bir adamdır, dedi. Bu, Tanrı'nın ondan gerçekten memnun olduğu anlamına gelir. Bu dünyada kim Tanrı'nın kalbini gerçekten memnun eden bir hayat yaşayabilir? Davut hayatının her anında Tanrı'ya şükretti. Bunun için minnettarım. Olu Avşalom'un ihaneti nedeniyle hayatının tehlikede olduğu anlarda bile, Rab benim çobanımdır, eksiğim yok diyerek Tanrı'ya şükretti. Tabii ki Tanrı'nın iman gözlerini şükretmek için açtığı içindi. Ama yine de kutsal kitapta Davut kadar şükreden birini bulmak zor. Kardeşler, bundan sonra hazırlanmaya başlarsanız, cennette hala şükran ödülü alabilirsiniz. Bu nedenle Tanrı'ya her zaman şükredenlerden olalım. Çok şükrettiğimizde her şey yolunda görünüyor. İman gözleri neyi görmemize izin verir? Yolu görmemize izin vermiyorlar mı? Ancak homurdanan, şüphe duyan veya tereddüt eden gözler ne olacak? Tek görebildikleri engellerdir, ancak imanın gözünde bunlar artık engel olarak değil, yol olarak görülüyor. Bakış açısı tamamen değişir. Her yıl göksel aile üyeleri Yeruşalim anneye dönerken her biri her türlü tarif edilemez zorluk ve durumdan geçiyor. Ancak Siyon'a güvenli bir şekilde geldikleri ve baba ve anne tarafından kucaklandıkları gerçeği beni büyük şükranla dolduruyor. Umarım, baba ve annenin ellerini tutabilmemiz ve cennetin sonsuz krallığına birlikte girebilmemiz için tüm Sion'un aile üyelerimiz çok nimet alır. Bir anne ve küçük kızı bir meyve dükkanına gitti ve meyveleri aldı. Çocuğu sevimli bulan meyve dükkanının sahibi, ona hediye olarak bir elma verdi. Bunu gören anne kızına böyle bir şey aldığında sana ne demeni öğrettim diye sordu. Bir an düşündükten sonra çocuk hanımefendi lütfen bunu benim için soyun dedi. Kardeşler, bu gerçek bir hikaye. Bu durumda ne yapmalıyız? Anne kızının teşekkür ederim demesini istedi. Bu yüzden sana ne söylemeyi öğrettim dedi ama kız onun öğretilerini anlamadı. Bunun yerine soyulmasını istedi. Minnettarlığın kaybolduğu bir zamanda yaşıyoruz. Cennette Tanrı'ya sunduğumuzda dualarımızı tutan sepetler var. Lütfen bunun kutsal kitaptan bir hikaye değil, bir masal olduğunu unutmayın ve cennette gerçekten böyle bir sepet var mı diye sormayın. Biri bir şükran sepeti, diğeri ise, lütfen bunu benim için yap gibi bir dilek sepeti. Melekler, sepetler dolduktan sonra Tanrı'ya götürürdü. Dilek sepeti her zaman ağzına kadar doldurulur ve sık sık Tanrı'ya taşınır. Ancak şükran sepeti bir yıl geçse bile dolmaz. Tahta getirilmeden önce tamamen doldurulmalıdır. Kardeşler, hayatımızı böyle mi yaşamalıyız? Baba, lütfen bunu benim için yap. Anne, lütfen bunu benim için yap dualarımızda bu tür isteklerde bulunmalıyız. Bununla birlikte sık sık şükran duaları da sunmalıyız. İşte bu nedenle İsa bize bu öğretiyi 2000 yıl önce vermiştir. Luka 17. bölüm 11. ayet'e bir göz atalım. 17. bölüm 11. ayet. Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken onu cüzamlı on adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, İsa, Efendimiz, halimize acı diye seslendiler. İsa onları görünce, gidin, kahinlere görünün dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü, yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. İsa, Mesih'e minnettarlığını gösterdi. Bu adam Samiriyeliydi. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi, diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama, ayağa kalk, git dedi. İmanın seni kurtardı. Kardeşler, geçmişte cüzam neredeyse tedavi edilemez bir hastalık olarak kabul edildi, değil mi? Bu tedavi edilemez hastalık, İsa Mesih'in gücünün armağanıyla iyileşti. Ne kadar minnettar olmalılar. Biz böyleyiz. Tanrı tüm dileklerimizi yerine getirdi, ancak şükretmiyoruz. Bir meyveyi aldıktan sonra, lütfen benim için soyun, diyen çocuk gibi, nasıl şükredeceğimizi bilmiyoruz. O an şüphesiz şükredilmesi gereken bir an olsa da. Bu nedenle İsa Mesih, onların hepsi temizlenmedi mi? On kişiye böyle bir lütufta bulundum, ancak sadece bir kişi şükretmek için geri döndü. Diğer dokuz kişi nerede, diye sordu. Bu kelimeyi ne zaman okusam, kendimizi düşünmeye başlıyorum. Tanrı'ya birçok istek duası sunduğumuzda, Tanrı bolca cevap almamızı sağlar. Çocuğun bir elma aldığı gibi, bir şey aldığımızda, söylememiz gereken en iyi şey nedir? Teşekkür ederim demeliyiz. O çocuk gibi mantıksız taleplerde bulunmamalı, soyulmasını istememeli ve böylece daha fazla yük eklememeliyiz. Bunun yerine teşekkürler, baba ve anne. Küçük bir istekte bulundum ama bana çok büyük bir şey verdin. Teşekkür ederim. Senin lütfunu asla unutmayacağım demeliyiz. Onu kalplerimize derinden kazımalıyız, yine de onu hafife alıp minnettarlığımızı ifade edemiyoruz. Bugün iyi geçti, bir ay sorunsuz geçti, bir yıl kazasız belasız geçti diye düşünerek bunu hafife almak yerine, Lütfen Tanrı'nın tüm yıl boyunca sizi izlediğini hatırlayın. Tehlikeye doğru gittiğinizde sizi tutar ve bir şeyler ters gitmek üzereyken kötü durumları önler. Sırf dün iyisiniz ve bugün iyisiniz diye Tanrı'nın gayretli çabalarını beklenecek bir şey olarak düşünmeyin. Eğer öyleyse neden başkaları bu kadar çok kazaya maruz kalıyor ve büyük sıkıntı ve ıstırap içinde yaşıyor? Hepimiz aynı ortamda yaşıyoruz, yine de iyiyiz ama onlar neden değiller? Tanrı güvenliğimizi sağlamak için tüm tehlikeleri ve zorlukları engeller, cennete doğru güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmemiz için bizi her zaman görünmez eliyle destekler. Geceleri bir ateş sütunu ve gündüz bir bulut sütunu olan onun korumasını görebilmeliyiz. Bizim için en ince ayrıntıda bile emek veren baba ve annenin çabalarını görmeliyiz. O zaman Davut gibi Tanrı iyi ve adildir. Tanrının yaptığı her şey doğrudur. Bunun için şükrediyorum ve bunun için şükrediyorum diyebiliriz. Şimdi, ruhsal gözlerimizi geniş bir şekilde açalım. Baba ve annenin her birimiz için gösterdiği çabaya tanık olurken şükretmeyi öğrenmeliyiz. Birinci Selanikliler 5. bölüme geçelim. Birinci Selanikliler 5. bölüm 12. ayet. Kardeşler, aranızda çalışanların, Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara fazlasıyla saygı, sevgi gösterin. Birbirinizde barış içinde yaşayın. Size yalvarırız, kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun. Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. Her zaman sevinin. Sürekli dua edin. Ve ne yapmalıyız? Her durumda şükredin. Her koşulda ne olursa olsun şükretmek anlamına gelir. Bu, sıkıntıda olsak da, dileklerimiz cevaplansa da şükretmemiz gerektiği anlamına gelmez mi? Basitçe söylemek gerekirse, hangi durumda olursanız olun, her durumda şükredin. Çünkü, kimin iradesi? Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Tanrı bize acı verdiğinde, zihinsel kaslarımızı güçlendiren bir eğitim vermek içindir. Böyle bir eğitimden sonra zihinsel kaslarımız çok güçlü ve sağlam hale gelir. Kardeşler, birçoğunuz yağmurlu havayı sevmeyebilirsiniz. Yağmur yağdığında çeşitli aktivitelere katılmak uygunsuz hale gelir ve ruh halimizi de etkiler. Bazı insanlar havanın tüm yıl boyunca güneşli olmasını ister. Ancak, böyle bir kişi çölde yaşamak zorunda kalacaktı. Hiç yağmur yağmazsa ve güneş her zaman yukarıdaysa, yeryüzüne ne olur? Nem olmadığı için orada ağaçlar büyüyemez, toprak kaçınılmaz olarak tüm canlıların yok olacağı bir yere dönüşür. Öyleyse Tanrı hava durumu hakkında ne yapar? Tanrı sürekli havayı değiştirmiyor mu? Bugün güneşli, yarın bulutlu ve yarından sonraki gün karlı olacak mı? Bazen yağmur yağdırır. Tanrı, çocuklarının sığınak kentteki yaşamlarını doğru aydınlanma ile bitirmelerini ve annenin elini tutarak cennetteki evimize dönmelerini istiyor. Bu nedenle Tanrı bize, koşullar ne olursa olsun, her zaman sevinmemizi söyler. Bir ulaşım otoritesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yolun en fazla kazaya sahip bölümlerinin dolambaçlı yollar değil, düz olanlar olduğu ve düz bir streç ne kadar uzun olursa, kaza oranının o kadar yüksek olduğu bulundu. Sonuç beklentilerimizin aksine, bazen yol bükülmeli ve bazen yükselmeler içermelidir. Bu tür özelliklerle yolculuğu sonuna kadar güvenle tamamlayabiliriz. Kardeşler, Tanrı bizi ne kadar seviyor. Bizi o kadar çok seviyor ve değer veriyor ki, bu dünyaya geldi ve bizim için çarmıha gerildi. Böyle bir sevginin Tanrısı bize küçük bir zorluk veya engel verdiğinde, bu gerçekten bir engel değildir. Zihinsel kaslarımızı güçlendirmenin zamanı olduğunu düşünerek, tıpkı Davut'un yaptığı gibi Tanrı'ya her zaman bol bol şükretmeliyiz. Her koşulda, bunun için teşekkür ederim. Bunun için teşekkür ederim diye bir karar vererek, hayatımın nihai odak noktası minnettarlıktır. Kiminle tanışırsanız tanışın, vaaz veriyor, kutsal kitabı inceliyor, veya komşularınızla vakit geçiriyor olsanız da, tüm bu durumlarda her zaman şükretmeye odaklanırsanız, Tanrı kesinlikle her zaman sizinle olacaktır. İkinci Samuel 22. bölüme geçelim. Hayatları minnettarlığa odaklanan insanlar olma hedefiyle, bu yılı Göksel Baba ve Anne'ye bolca şükran ve yücelik sunduğumuz bir yıl yapalım. İkinci Samuel 22. bölüm 47. ayete bir göz atalım. 22. bölüm 47. ayet Rab yaşıyor. Kayama övgüler olsun. Yücelsin kurtarıcım, kayam tanrım odur öcümü alan, halkları bana bağımlı kılan, düşmanlarımdan kurtarır, baş kaldıranlardan üstüm kılar beni, zorbaların elinden alır. Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, yarab, adını ilahilerle öveceğim. Rab kralını büyük zaferlere ulaştırır, mesetti krala, Davut'a ve soyuna sonsuza dek sevgi gösterir. Davut, iyi bir ruhsal algıya sahip olarak Tanrı'nın bilincinde görünüyordu. Şunu fark etti, bu durumda, o durumda benim iyiliğim için. Tanrı seçtiği insanlar için her zaman çeşitli şekillerde çalışır. Ben Sedir Ağacı'ndan bir sarayda yaşıyorum, Tanrı bir çadırda kalıyor. Bu beni her zaman rahatsız etmiştir. Bu yüzden Davut Tanrı için bir tapınak inşa etmeye karar verdi. Sonra Tanrı, savaşçı olduğun ve çok kan döktüğün için, oğlunun neslinde arzun yerine gelsin, dedi. Nihayetinde Tanrı'nın evi olan kutsal tapınağı Tanrı için inşa eden Davut'un oğlu Süleyman değil miydi? Davut çok dikkatliydi. Her açıdan şükredecek ne bulabilirim diye düşündü. Bugün yeni uyanıp nefes alabiliyor olsak bile ne yapmalıyız? Şükretmeliyiz. Geceleri uykusunda vefat eden insanlar var. Dahası, Tanrı uyanmamıza ve müjde hizmetinin bir bölümüne katılmamıza izin vermedi mi? Her şeyi dikkatlice düşünürseniz, tıpkı Davut'un yaptığı gibi minnettarlıkla sonuçlandırabiliriz. 1. Tarihler 29. Bölüm 10. Ayeti görelim. Davut bütün topluluğun gözü önünde Rab'bi övdü. Şöyle dedi: Ey atamız İsrail'in Tanrısı Rab, sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun. Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir, Ya Rab. Sen her şeyden yücesin. Zenginlik ve onur senden gelir. Her şeye egemensin. Güç ve yetki senin elindedir. Birini yükseltmek ve güçlendirmek senin elindedir. Şimdi ey Tanrımız! Davut dua ederek şükretmeyi asla ihmal etmedi. Sana şükrederiz, görkemli adını överiz. Ama ben kimim, halkım kim ki, böyle gönülden armağanlar verebilirim. Her şey sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana verdik. Gökteki ve yerdeki her şey Tanrı'ya ait olduğu için, tapınağı inşa etmek için getirdikleri malzemelerle ilgili olarak, sana ancak elinden geleni verdik. Bu nasıl harika bir şey olarak kabul edilebilir? Tanrı'nın bize bahşettiği lütuf ile karşılaştırıldığında, minnettarlığımız çok eksik, dedi. Mezmurlar 50. bölüme geçelim. Mezmurlar 50. bölüm 22. ayete bir göz atalım. Dikkate alın bunu, ey tanrıyı unutan sizler. Yoksa parçalarım sizi kurtaran olmaz. Ne yaparlar? Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir, yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim. NLT Kutsal Kitapta şöyle yazılmıştır, ama şükretmek beni gerçekten onurlandıran bir fedakarlıktır. Benim yolunda kalırsanız, size Tanrı'nın kurtuluşunu açıklayacağım. Ayrıca EHV Kutsal Kitapta şöyle yazılmıştır, şükran sunusu sunan beni onurlandırır. Kutsal kitabın bu öğretilerini düşündüğümüzde, omurdanma, şikayet etme ve hoşnutsuzluk şükretmenin zıt anlamlıları değil mi? Ve hayatımızı cennetten uzaklaştırıp dolambaçlı bir yola yönlendirmiyorlar mı? Erken dönem kiliselerinin kutsalları gerçekten çok zulüm, sıkıntı ve zorluklarla karşılaştı. Ancak zulmü ve zorlukları acı veya sıkıntı olarak görmediler. Onları minnette kucakladılar. Roma amfiteyatrolarında aslanlara yem olarak şehit oldukları ana kadar, yüzleri cennetin krallığı için sevinç ve umutla doluydu. Tanrı'nın onlara verdiği yaşamları sevinçle yansıttıkları söyleniyor, değil mi? İnsanlar elverişli bir ortam için Tanrı'ya şükrediyor, ancak zor bir durum verilirse, aynısını kim yapabilir? Bunu sorgulayanlar var, ancak zorlu koşullarda bile Tanrı ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bize şükretmemizi söylüyor. Göksel Krallığa girdiğimiz ana kadar yeni antlaşmanın gerçeğindeyiz. Ayrıca baba ve anneyi tanıyoruz ve Siyon'un içindeyiz. Bunu bir düşün. Ayrıca, kurtuluş vaadini aldığınızı ve cennette kraliyet kahinliği olduğunuzu düşünün, bunun için her zaman minnettar olmalıyız. Bugünün küçük ayrıntılarıyla meşgul olan, cennetin büyük ihtişamını kaybeden akılsız bireyler asla olmamalıyız. Tanrı'yı yüceltenlerin şükredenler olduğu yazılmıştır. O zaman, şükretmeyen, şikayet edenlerin ise kesinlikle Tanrı'yı yüceltemeyeceklerini anlayabiliriz. Bu nedenle, 1. Korintliler 10. bölüme göre, çölde 40 yıllık yolculuk sırasında kimler yok edildi? Homurdananlar yok edildi. Homurdanmak sadece başlangıçtı. Onlar homurdanmaya devam ederken daha kötüsü için kaslar gelişmeye devam etti. Bu nedenle ne getirdi? İtaatsizliğe yol açtı. Tanrı'nın buyruklarını nahoş bularak homurdandılar ve şikayet ettiler. Bu şekilde homurdanma sonunda itaatsizliğe yol açar. Bu yüzden Tanrı yemin ederim ki bu insanlar kesinlikle benim krallığıma girmeyecekler dedi. Tanrı bir yemin bile etti. Tanrı bir yemin ettiğinde, bu yemin geri alınamaz ve geri çevrilemez. İtaatsizliğin kökü homurdanmaktan kaynaklanır ve homurdanma her zaman nankör bir yürekten kaynaklanır. Siyonda sevinç ve mutlulukla dolu olabilmemiz için bunu her zaman hatırlamalıyız. Kardeşler, lütfen bugün kendinizi düşünün. Ayrıca doğduğunuz andan itibaren ve hatta cennetten kovulduğunuz andan itibaren geçen yılı ve hatta tüm hayatınızı düşünün. Lütfen baba ve annenin bize sürekli olarak bahsettiği lütfun her küçük detayını keşfetmek için bir dakikanızı ayırın. O zaman bugün için de teşekkür ederim diyerek müteşekkir bir kalple yatağa giderseniz iyi rüyalar göreceksiniz. Tanrı sizi bol bol mutlulukla kutsayacak ve nezakette bonus olarak daha fazla iman katacaktır. Bu nedenle bu dünyada sadece baba ve anne ile birlikte olmak başka hiçbir şeye özlem duymamıza neden olur. Güzel bir konak ve güzel bir araba gibi şeylerin hepsi geçicidir. Cennetteki şeyler sonsuz değil mi? Bir süreliğine böyle bir hayatın tadını çıkarmak için sonsuzluktan vazgeçmeli miyiz? Her zaman sonsuz olanı kavramaya çalışmalıyız. Her şeyden önce, kurtuluş lütfu ve bu dünyaya bizim için geldikleri için baba ve anneye şükranlarımızı sunmalıyız. Ayrıca, müjdedeki büyük ya da küçük rollerini oynayan tüm sevgili Sion'un kardeşlerimize minnettar olmalıyız. Ayrıca ailemize, akrabalarımıza, tanıdıklarımıza veya arkadaşlarımıza bir teşekkür çağrısı ile ulaşmayı unutmayın. Sık sık şükredenler kesinlikle tanrı tarafından kutsanacaktır. Kurtuluşun kaynağı olan baba ve annenin öğretileri şükretmeyi vurguladığından, dudaklarımız şükretmekten asla vazgeçmemek için onların öğretilerini uygulayalım. Bununla vazı bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.